Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. E şimdi Fenerbahçe'de kazanmak istiyor. Trabzonspor'da istiyor. Yıllardır şampiyon olmak isteyen iki takım. İsteyen iki takım ve 6 puanlık bir maç. Yani bu maçı Fenerbahçe alırsa, Trabzonspor alırsa aslında doğrudan rakibini de mağlup etmiş olacak. Bu yüzden ee, daha coşkulu başlayacak olan Trabzonspor olsa da ben kontrolsüz bir oyun beklemiyorum. Yani... Evet taraftar gol ister ama taraftarında e, önce takım, yenilmemek mi ister? Bu ya, yenilmemek yani. değil de akıllı, mantıklı, e, kademe kademe, yavaş yavaş gitmek. Çünkü Fenerbahçe boşluk bıraktığında Fenerbahçe cezayı kesebilecek bir takım. Bunu birçok kez de gördük. Mesela Adana Demirspor maçında e, çok baskılı oynadı Adana Demirspor ama Fenerbahçe bulduğu bir boşlukta golü buldu ve maçı kazandı. Fenerbahçe'nin nasıl oynayacağını kimse bilmiyor. Biz Trabzon'dan açıklıyoruz da. E, Patay Hatay maçı. %35'i, %65 Hatay agresif. Hoca taktiksel davrandı, maçı kazandı. Adana Demirspor maçı. Baskın olan taraf Adana Demirspor. Hoca akıllı davrandı. Maçı kazandı. Şimdi Hı. zor bir deplasman, agresif bir deplasman. Şimdi Fenerbahçe ne oynayacak? Kendi sahasındaki gibi önde mi oynayacak yoksa Hatay'daki gibi Adana Demirspor maçındaki gibi kontrollü mü oynayacak mesela? Bunu aldık, koyduk bir kenara. Sonra isimler şimdi, geliyor. Şimdi isimleri yapacağız. Yani bir, bir kere hoca felsefesinde değişiklik olabilir mi? Fenerbahçe standart oynamıyor çünkü. Zorlu maçlarda e, Fenerbahçe Hatay maçındaki gibi bir taktikte de çıkabilir. Olympiakos maçında saldırgan bir Fenerbahçe'ydi. Bu sefer Olympiakos taktiği e, kontrollü ve rakibin hatası üzerine kurduğu için 3 gittiler maç kazandılar. Yolu bitirdiler araladılar. Ve tuzağa düşen taraf e, Pereira oldu. Evet. Şimdi Trabzon maçına güçlü bir figür olduğu için Fenerbahçe'nin oyun felsefesiyle ilgili, idmanlarındaki ne yaptığı ilgili, taktikle ilgili ben şöyle bir baktım arkadaşlara. E, net bir bilgi alamadım. Ben Mesut'un, Valencia'nın, Sosa'nın, Serdar Dursun'un, Gustavo'nun, Ferdi'nin bu tip oyuncuların bir arada oynamasının Fenerbahçe'nin lehine olduğunu düşünüyorum. Ferdi alır. Gustavo, Gustavo, Sosa, Sosa, Mesut, Mesut, Pel Pelkas oynarsa Pelkas, Valencia yani bu adamlardan kolay kolay top al alamazsın. Almak için mücadele edersin. Mücadele ettiğinde efor harcarsın, yerini kaybedersin. Dolayısıyla e ben Sosa ve Mesut ikilisinin de olma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Muhtemelen biri tabii ki daha nihai karar eee verilmedi. Muhammed'in gücü, ferdinin gücü, o sayının gücü, geliş gelişleri ama burada benim gördüğüm sabır, sakin olmak e, oyun disipline bağlı kalmak ama daha çok panik anında topu tutacak oyuncu, panik anında e, soğukkanlı olan takım istediğini alacak gibi geliyor bana. Vitor Pereira'dan 5 maddede Trabzon'u imha planı. 1. Santra ile beraber pres'e başlanacak. Oyun geride kabul edilmeyecek. Trabzon'un zayıf yanı savunma. Bu yüzden rakibin savunmasına yakın oynamanın en kestirme yolu pres yapmak. Rakibin hata yapması sağlanacak. 2. Bölgeden çok hızlı çıkılacak. Trabzon pres gücü yüksek bir takım. Baskı yemeye davetiye çıkartılmayacak. Bunun yerine birinci bölgeden mümkün olan en kestirme yoldan çıkılıp rakip sahaya geçilecek. 3. Defans arkasına koşu yapılacak. Trabzon'un savunma zaaflarının üzerine gidilecek. Takımdaki çabuk ayaklar kullanılacak. Defans arkasına koşularla Pozisyonlar aranacak ve rakibin dengesi bozulacak. 4. Kaleye yakın faal yapmak yasak. Trabzon'da başta Bakasetas olmak üzere frikikleri iyi kullanabilen isimler var. Kenarlardan da faal yapılıp rakibin uzun golcüsü Cornelis'o davetiye çıkartılmayacak. 5. Bakasetas ve Vakayeme'ye boş olan yok. Trabzon'un hücumda en hareketli isimleri Anastasios Bakasetas ve Vakayeme. Bu iki oyuncuya yakın oynanacak. Kaleye yüzleri döndürülmeyecek. Mesut Özil soruları yanıtladı. Tek bir amacım var. Dünyaca ünlü yıldız futbolcumuz Mesut Özil, Fenerbahçe'nin resmi internet sitesine doğum gününde özel açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe forması altında ilk doğum günün neler hissediyorsun sorusuna. Çocukluk aşkın Fenerbahçe ile birlikte bu topraklarda yeni bir yaş almak başka bir his. Bütün doğum günleri özeldir ama ailem, çocuğum ve büyük Fenerbahçe ailesiyle birlikte doğum günü kutlamak galiba en özeli dedi. Milyonlarca hayranım var artık Fenerbahçeliler için ayrı bir konumdasın. Bunlar sana ne hissettiriyor sorusuna. Fenerbahçeli olmak futbolcusu da olsanız taraftar da olsanız çok özel bir duygu. Ne mutlu ki taraftar olduğum, tutkusunu hissettiğim Fenerbahçe'nin bir futbolcusuyum. Böylesi büyük bir topluluk tarafından sevilmek çok özel. Bu duyguyu anlatmak gerçekten güç. Bu söylediklerim de çok samimiyim dedi. Taraftar olduğun takımın mücadelesinde futbolcu olarak yer almak senin için ne anlam ifade ediyor sorusuna. Elbette Fenerbahçeli bir futbolcu olmanın sorumluluğunu hissediyorum. Tek bir amacım var. Taraftarlarımızı mutlu edebilmek. Burada kendimi özel bir yere koymak istemem. Bu formayı terleten her arkadaşım kadar bir rolüm var. Takım olarak hep birlikte formamız için, taraftarımız için, bu büyük kulüp için gereken mücadeleyi vereceğiz. Taraftarlarımız bize her zaman inansınlar dedi. Vedat Muruç için transfer kararı verildi. Fenerbahçe'nin 17,5 milyon euro artı 2,5 milyon euro bonus ve bir sonraki satıştan %5 pay karşılığında İtalya Serie A ekibi Lazio'ya sattığı Vedat Muriç ile ilgili flash gelişmeler yaşanıyor. Dünya ünlü İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport görev aldığı 42 resmi maçta yalnızca 2 gol atma başarısı gösteren Vedat Muriç'in Lazio'da gözden çıkarıldığını iddia etti. Haberde 20 milyon euro transfer maliyetine ek olarak yıllık 2.2 milyon euro net maaş alan deneyimli golcünün performansını büyük hayal kırıklığı yarattı ve kendisinin dahi bu durumdan memnun olmadığı kaydedildi. Yaptığı maddi yatırımın karşılığını sahada alamadığını düşünen Lazio yönetiminin ara transfer döneminde Vedat Muriç'i elden çıkarmayı planladığı yazıldı. Bu doğrultuda Kosovalı futbolcunun yeni adresinin Fenerbahçe olacağı belirtildi. Vedat Muriç'in Fenerbahçe'ye geri dönmek adına teknik direktör Vitor Pereira ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve İstanbul'a dönmeyi arzuladığını Portekizli teknik adama ilettiği kaydedildi. Vedat Muriç'e en az 15 milyon euro bedelle satarak zararını minimize etmek isteyen Lazio'nun bu ara transfer dönemine özel olarak satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama seçeneğine sıcak baktığı öne sürüldü. Fenerbahçe'den Lazio'nun yolunu tutan Vedat Muriç, İtalyan temsilcisinde süre aldığı 42 resmi maçta yalnızca 2 gol atarken 2 de asist yaptı. Kosovalı futbolcu Sarı lacivert Kulüp'te 36 resmi maça 17 gol ve 7 asist tığdırmıştı. Jose Sosa'ya sözleşme şoku Teknik direktör Vitor Pereira ile yeni bir kadro yapılanması inşa eden Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi sona erecek isimlerle ilgili kararlar verilmeye başlandı. Akşamın haberine göre Sarı sezonu sona ermesinin ardından Jose Sosa ile yeni kontrat yapılmayacak ve yollar ayrılacak. Sarı Lajivertli yönetimin kararı teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda verdiği ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin verdiği kararda Jose Sosa'nın ilerleyen yaşı, oyuncunun yıllık 1,5 milyon euroluk maaşı ve gelecek sezon uygulanacak olan yabancı kuralının etkili olduğu belirtildi. Öte yandan Sosa'nın son dönemde yaşadığı sakatlıklar da bu kararın çıkmasında belirleyici oldu. Jose Sosa'nın Fenerbahçe'den sonra hangi takıma transfer olacağı da merak konusu oldu. Sosa'yı sezon başında Estudiantes istemişti ancak Arjantin Yıldız ailevi sebeplerden dolayı futbola başladığı kulübe şimdilik dönmeme kararı almıştı. 36 yaşındaki Jose Sosa'nın Fenerbahçe macerası en geç sezon bitimiyle sona erecek. Tecrübeli ismin futbola başladığı Estudiantes'e dönüp burada forma giydikten sonra yeşil sahalara veda etmesi bekleniyor. Estudiantes başkanı Martin ise Jose Sosa ile ilgili geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Jose Sosa kulübümüzün ölçülerine uygun bir isim. Onunla ilgili geçmişte söylentiler olmuştu. Başkan olmanın dışında bu kulübün aynı zamanda bir taraftarıyım da ve transferin gerçekleşmesini çok isterim. Sosa'nın dönmesini hangi taraftar istemez? Sosa'nın yeniden Arjantin'e dönmesi tamamen onun tercihine bağlı ifadelerini kullanmıştı. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde toplam 5 maça çıkan Jose Sosa skor katkısı yapamadı. Sosa bu 5 maçta toplam 315 dakika süre aldı.